Arkadaşlar merhaba. 22 Ekim 2021 Cuma akşamı Belmont Park'tayız. Böyle Finger Lakes, Keeneland, Philadelphia, Delaware, Belmont Park dolaşıyoruz böyle Amerika'da. Ama bu bizim için önemli tabii. Güzeldi. Amerika'daki konuya hakimiz. Çok şükür. Bu akşam da 9 koşul bir program var. Cuma'dan zaten TJK bayağı bir yerleştiriyor programları bize ve bu programlarda da bizler de tabii ki bir yerlere varmaya çalışıyoruz hep beraber arkadaşlar. Bizimle beraber olan tüm arkadaşlarımızı buradan Berlin'den selam ediyoruz. İyi bir cuma günü ve hafta sonu geçirmenizi diliyoruz öncelikle. Evet şimdi 15 tane safkanla başlıyoruz burada. Birinci koşu, birinci altılı Maiden satış koşusu. Üçlü Kringiz'e 1400 metre çimse çıkacaklar. Çok zor bir koşuyla başlıyoruz aslında. Tam 4, 3, 7 tane safkan var burada. 15 numaralı Top of the Mint. Eğer koşarsa tabii bu. Arkadaşlar 71 handikap puanıyla gözümüze de batıyor. 9 numaralı At Henry. Evet, kendi Carmouche'la. 12 numaralı Hot Doctor. Jose Lescano'yla. Arkadaşlar kesinlikle iyi koşacak bu safkan. Söyleyeyim 12 numara. 3 numara Perfect Banker Dylan Davis ile, 7 numaralı Rouge Leader Manuel Franco ile, 10 numaralı Majestic Sky Jorge Vargas Jr. ve 1 numaralı Tamburus Sax Jose Ortiz ile. Evet, buraya baktığımız zaman 15, 9, 12, 3, 7, 11 diyoruz. 15 bakalım koşacak mı? Belki de burası yani çıkan atlar Belmont Park'ta çok oluyor. Burada biz böyle 7 tane verdik ama belki 3-4 tane koşacak yani o da olabilir. Ona göre sizler de düzenleme yaparsınız arkadaşlar. Evet ikinci koşudayız şimdi. Şartlı dişiler 3 ve yukarı İngilizler 1800 metre Çin başlığımız var. 6 tane sapkan içerisinde bu birinci altılıyı tabi bağlayan tekimiz var. 2 numara Single Soul Irad Ortiz Junior'la Banco arkadaşlar. Evet burada Banko arkasından bütün hepsinin geliri var yani onu söyleyeyim size. Onu düşürdüğünüz anda. Arkadaşlar 3. koşuyuz şimdi. Yedili plasında başlangıç ayağı Belmont Park'ta şartlı 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre kum piste çıkacaklar. Tam 7 tane safkan var burada. 2'ye ayırdık burayı küçük kuponlarda. 3 numaralı Live Your Best Life Junior Alvarado ile ve 4 numaralı Meksikan Wonder Boy Luis Suarez ile yeterli. Tabii ki Mert Kantarmacı'nın da antrenörün yaptığı son koşusunu kazanan Vilnius isteyenler. Ben pek inanmıyorum açıkçası geleceğine ama bakarsınız bazen böyle arka arka birincilikler yaşıyoruz. Ve 5 numaralı Lost in Rome, Irad Ortiz'de bana göre bunu mutlaka yazmak lazım. Yani 3-4-5 bana göre daha önemli ama 2 numara da iyi bir safkan. Bunların yanında gelir mi gelir. Burada tabii 1 numaralı Fırat bunu her ne kadar itmanları kötü olsa çok kötü bir itman grafiği var. Dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bakın bu ayak aslında çok önemli. Yani birinci altılı gayen için ikinci altılı gayeni patlatabilirdi böyle bir ayak olsa. Burası normalde 3 ve 4 diyoruz. Arkasından arkadaşlar 5 ve 2 ve artık 1 ne derseniz deyin yani. 7 tane atın bu 2 at düştüğü anda 4 ve 3 geliri var. Dördüncü kuşla beraber ikinci altılı gayen başlıyor. İşte gerçekler şimdi. İkinci altılı gerçekten çok zor. Arkadaşlar maiden bir koşuyla başlıyoruz. İçlerinden bazıları koşmuş birer kere, ikişer kere, üçer kere işte neyse. Diğerleri hiç koşmamış safkanlar var aralarında. İki yaşlı İngilizler 1200 metre kuma çıkacaklar. Evet bu dördüncü koşuda 4 numaralı Kenner Ruben Silvera ile ilk atımız. 5 numaralı Deus Banker. Evet Deus Banker. Benjamin Hernandez'le 10 numaralı Cass Sugar Bank. Evet bankacılarla bozmuşuz. Burada Cass Sugar Bank Manuel Franco ile ve 9 numaralı Asimetrik Javier Castellano ile. Yani burada 4, 5, 10 ve 9 diyoruz arkadaşlar. Burada Deus Banker'a dikkat ediyoruz. 5. koşu opsiyonel satış koşusu şartlı dişi 3 yukarı İngilizler 1400 metre Çin başlığımız var. Burada arkadaşlar hem birinci altılı hem de ikinci altılı bağlayacak olan bir yegane tekimiz var o da. Clara Peters, Manuel Franco ile.
günün bankosu ikinci altılı Gayan için önemli bir nüans bu. Bunu geçersek şimdi diğer ayaklara da tabii geçebileceğiz. Altıncı kuşu Maiden, dişiler, iki yaşlı İngilizler. Yine arkadaşlar koşmayan atlar var, birer kere koşan atlar var. Hepsinin çalışmalarına baktık. Gerçekten burada tam 5 tane safkan çıkartabiliyor. Yani 8 atın 5'ini yazmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. 4 numaralı nostaljik ilk atımız Jose Ortiz ile 5 numaralı Too Sweet To Be Sour Luis Saez ile 6 numara Chasing Artemis Dylan Davis ile 7 numara Morning in America Kendrick Carmouche ve 8 Handebell ile Junior Alvarado ile. Yani burası şöyle bir blok şeklinde 4, 5, 6, 7, 8 diyoruz arkadaşlar buraya. Evet. Yedinci kuşu şartlı dişiler 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre için piste çıkacaklar. Bana göre günün en zor koşullarından bir tanesi 6 numaralı Tuscan Queen Jose Ortiz ile ilk atımız. 7 numaralı Harper's in Charge Joel Rosario. 4 numaralı Stolen Holiday Javier Castellano. 1 numaralı Jedi's Jelly Manuel Franco. 13 numaralı Violent Point Luis Saez. Burada Luis Saez o götten görle de yazmış kendini ve 3 numaralı Ruby's in Time arkadaşlar. Eğer bu at koşarsa tabii koşmama durumu var. Ama 85 handikap puanıyla da en yüksek handikap puanlarından bir tanesi bu safkan. Evet burada bu Spice Town'dan gelen hani orijin olarak Lily Simone var. John Velasquez'in bindiği. Onu da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Çok zor bir ayak bu. İnanın hani yatılırsa bu ayakta yatılır yani bir şekilde. Eksik at yazmamak lazım. 6, 7, 4, 1, 13, 3 ve 5 diyoruz. Burada dikkat ediyoruz arkadaşlar. Hatta bakın 9 numara dahi. Yani bakın net söyleyeceğim. Yani bu ister kızın ister kızmayın yani bize burayı kapatmak lazım. Yani açıkça söyleyeyim. Başka türlü rahat etmek mümkün değil bu ayakta. Burada 9 numaranın bile geliri var arkadaşlar. Çalışmalara tabii baktık. Çalışmalara o kadar da süper olmayanları hep geri attık. Bunlar öyle. O yüzden bunları ilk başa almıyoruz. Evet 6, 7, 4, 1, 13, 3, 5, 9 bunların hepsi gelebilir dedik. 8. kuşu Carla Playstex diye geçiyor. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim seçecekler. Şimdi arkadaşlar burada size alternatif bir banko veriyorum. Yani küçük kuponlarda mutlak lazım bu tip. Tabii iki tane banko ile ikinci ayağa geçmek, ikinci altılıyı geçmek iki tane tekle bayağı bir kuponu küçülttüyor. Ona göre de tabii ki şansımız doğuyor. Bizim de görevimiz zaten bu. 6 numaralı Arzak Manuel Franco ile normal şartlar altında alternatif banko gözüküyor arkadaşlar. Manuel Franco buradaki çalışmaları da iyi, her şeyi iyi bu safkan ama burada eğer bunu düşürürseniz çok sıkıntılı bir durum var ortada. 1 numaralı Crowded Trade Joel Rosario ile 5 numaralı Easy Time Luis Saez ile 2 numaralı Ocala Dream Dylan Davis ile 12 numaralı Snowhouse John Velasquez ile ve 9 numaralı Resist the Devil Jorge Vargas Junior'la Dar Edebilir yavrusu. Burada arka birincilikler var. Bu grupta dikkat etmek lazım. 6'yı diyoruz alternatif banko arkadaşlar. Dileyenler düşünebilirler bunu. Arzak. Hem çalışmaları hem de yarışları gördüğünüz gibi 2, 4, 3, 1, 4 yani sabit başarı grafiği var. Hiç böyle 7'lisi, 8'i, 9'u falan yok. Burada da uygun bir grup bulduğu gibi gözüküyor. Çalışmaları da iyi. Hatta 0,59'luk bir çalışması gözüküyor. 1 metreyi 1 dakikanın altında çalışmış. Evet, burayı 6 başta olmak üzere 1, 5, 2, 12 ve 9 olarak da not edebilirsiniz. Şimdi son koşudayız. Belmont Park'ta. Maiden 2 yaşlı İngilizler. 1200 metre kumda. 11 tane safkan start oluyor. Burada da 6 tane at var arkadaşlar. 4 numaralı Gimme the Money. Juno Alvarado ile çok şanslı. 3 numaralı Balis Shade. Jose Lescano ile. 11 numaralı Call My Banker. Kenny Carmuch. 10 numaralı Always Charming. Jalon Samuel. 8 numaralı Hot Rod Rumble Irad Ortiz ile ve 9 numaralı Amadeus Music Manuel Franco ile. Yani 4, 3, 11, 10, 8, 9 burada 6 tane
Safkan burası için yeterli oluyor. Evet arkadaşlar, Belmont Park'ı da tamamladık. Böylece 5 tane videomuz da şu an yayında zaten. Türk yarışlarından Bursa, İstanbul, yabancı yarışlardan da Newbury, Launceston, Avustralya ve Belmont Park'la ilgili 5 tane videomuzu şu an yayında takip edebilirsiniz arkadaşlar. İyi bir hafta sonu diliyoruz. Sağlık ve mutlulukla, afiyetle, tüm sevdiklerinizle ve sizi sevenlerle arkadaşlar. Hem sizin sevdiğiniz hem de sizi sevenlerle beraber güzel bir hafta sonu geçirmenizi dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.